Şimdi cuma günleri eskiden insanlar camiye giderken yanlarında eğer ki camide yer bulamazsa caminin havlusunda, bahçesinde namaz kılmak için yanında seccade götürürdü. Sokaklara bile taşar değil mi o Evet. namazlar? Şimdi ne götürüyor insanlar camiye? Tabure veya sandalye götürüyor. Neden? Neden? Oturamıyorlar mı? Eğilip bükülemiyor. Dizlerden dolayı değil mi hocam? Aa, ne olmuş? 30-40 yıl içerisinde, son 30 yıl 40 yıl içerisinde bel fıtığı, boyun fıtığı, bütün eklemlerin kireçlenmesi, menisküs gibi rahatsızlıklar nedeniyle camide neredeyse %10'u sandalye ve tabureli. Bazıları ekstra taburesiyle geliyor. Neden? Bu kadar romatizma, artrit, artroz, fibromiyalji, bel fıtığı, boyun fıtığı, ankilozan spondilit gibi kemik rahatsızlıkları neden bu kadar ilerledi insanlarımızda? Aşırı kimyasal ilaç kullanma, yanlış beslenme, abur cubur yenen her şeyin içerisinde kimyasal madde var. Cips, jelibon, kek, gofret gibi yiyecek ve yiyeceklerde ne var? Mısır şurubu. Mısır şurubu. Mısır şurubu. Normal olarak şeker pancardan yapılır bizde eskiden beri. Şimdi Avrupa'dan, Amerika'dan çok daha ucuz Mısır'dan elde edilen şekeri kullanılıyor. Mısır şurubu, NBŞ. NBŞ bünyemize uymadığı için pankreası zorluyor. Zararlı bir madde diyorsunuz. Zararlı ve kişiyi şeker hastalığına sebep oluyor. Tetikliyor. Pankreasın yağlanmasına, karaciğerin yağlanmasına sebep oluyor. İki, çok önemli ve tehlikeli bir madde daha var. Nedir? Çin tuzu. Çin tuzu. Adı monosodyum glutamat, MSG. Fakat Çin tuzu olarak bilinir. Neden? Çin lokantalarında Çinliler çöpe atılacak bayat yemeğe biraz Çin tuzu kattıkları zaman o artık çok leziz bir yemekmiş gibi gelir yiyene. Bırakamıyor. O çok güzel. Bu nedenle Çin lokantasına millet ne yapıyor? Hücum ediyor. O çok güzel yemekleri var. Halbuki Çin lokantalarında yemeklere ne katılıyor? Çin tuzu. Monosodyum glutamat beyindeki hücreleri, nöronları uyarıyor. Haz veriyor, zevk veriyor. Sürekli Çin tuzu katılırsa yemeklere beyindeki hücreleri öldürür. Bu da ne yapar? Kişide depresyon, panik atak, Huntington, Parkinson, Huntington diye hocam. Yani unutkanlık bir şey, Unutkanlık. dikkat dağınıklığı. Alzheimer Bu da gibi. Alzheimer gibi. Alzheimer, Huntington, depresyon, panik atak gibi Çin tuzu hastalıkları tetikler. Beynimiz bunu salgılarsa problem yok. Fakat sentetik olarak alırsan birçok hastalığı tetikler. Ne yapmak gerekir? Bu tür rahatsızlığı, romatizm, artrit, artroz, bel fıtığı, boyun fıtığı gibi rahatsızlıkları olan insanlar için ne yapmak gerekir? Şu görmüş olduğunuz bitki şeytan pençesi. Şeytan pençesi. Evet, kökünün öğütülmüş hali. Kakao gibi, tadı da kakao gibi. İçi mi güzel, tadı güzel. Afrika'nın Namibya çöllerinde yetişir. Bu bitki her Ülkemizde türlü. yok mu hocam? Yok, dünyanın başka yerinde de yok. Hiçbir yerde yok, bir tek Afrika'da mı Sadece var? Afrika'nın Namibya çöllerinde. İngilizler burayı işgal ettiklerinde hastalanan, yataklık olan bir subay, buranın yerlileri bunun çayını içiyorlar. Vatandaş birkaç hafta ayağa kalkıyor, diyor ki ben ölecektim, siz beni kurtardınız, hayata döndürdünüz. Nasıl oldu, ne oldu? Ha, diyorlar ki bu her türlü rahatsızlığa iyi gelir. Özellikle de böyle artrit, artroz, fibromiyalji, ankilozan, spondilit gibi romatizma hastalıklarına. Ve o vatandaş bunu yavaş yavaş Avrupa'da satışa sunuyor ve öylece yayılıyor. Hocam telefonumuz var, hemen devam edeceğiz. Alo! Alo. Buyurun efendim. Evet. Buyurun. Televizyonumuzun sesini biraz kısalım. Alo. Televizyonumuzun sesini biraz kısalım. Evet. Alo. Alo. Buyurun. Mustafa Hocam. İbrahim Gökçek. Alo. İbrahim hocamız. Buyurun. Mustafa Hocam. İbrahim Hocam. Buyurun. Hepatit B'ye ilacınız var mıdır? Hepatit B'ye hocam var Var mı? tabii, var. Var. Hepatit B, iksir, aloe vera jel, deve dikeni forte. Deve dikeni forte. Deve dikeninin ekstraktından üretiyoruz. Deve dikeni forte. Sinirlot forte. Karaciğer çayı, enfeksiyon çayı kullandığı zaman kişi, elimizde raporlar var. Normal olarak hepatit C'nin
yakalanan kişinin tedavisi hemen hemen imkansız. Evet. Zamanla Allah korusun çok büyük bir kısmı siroza dönüşüyor. Yani karaciğer iflas ediyor. Elimizde burada raporlar var ama bulmam biraz zor olacak. Belge var, bilgi var. Belge var, bilgi her var. Şey kanıtlı. Raporlar var. Hepatit C ve hepatit D rahatsızlığına yakalanan kişi siroza dönüşmeden önce bize gelirse 4-5 ay en kötü ihtimal iyileşir. Elimizde belgeler var, bilgi var. Kullandığı zaman bunu görecek. Kısa sürede sağlığına kavuşur. 4-5 ay diyoruz hocam, tabii, değil tabii, mi? Tabii. Sağlıklı beslenmesi gerekir. Sağlıklı beslenmesi de çok önemli tabii ki. Mustafa Bey. Evet. Mustafa Bey kapattı. Evet hocam. Şimdi Almanya'da bir bayan 83 yaşında, doktoru buna en fazla 3 ay yazması gereken ilacı böbrek iltihaplam nefrit nedeniyle 20 yıl yazmış. Ne kadar? 20 yıl. 20 yıl. Kadıncağız aşırı ilaç kullanmaktan gastrit, ülser, bronşit, astım, tansiyon, kolesterol, romatizma. Oo, sayısız hastalık. Kadıncağız sabah kalkıyor, ekmeğine tereyağı sürecek, süremiyor. Elleri böyle. Artroz. Elini böyle bükemiyor, açamıyor. Robot gibi. Benim hanım ona gidiyor, yardım ediyor. Ekmeğine tereyağı sürüyor, kahvaltısını yaptırıyor. Kahvaltı yapamıyor, tek başına kahvaltı yapamıyor. Demiş ki, ya beyin herkesi tedavi ediyor. Beni niye tedavi etmiyor? Bak, görüyorsun halimi, perişanım. Dedim ki, reçeteleri getir. Reçeteleri getirdi. Baktım ki, oo, 3 aydan fazla yazılmaması gereken ilacı doktoru 20 yıl yazmış. Dedim ki, bu ilaçların hepsi atıyoruz bir kenara. Şimdi şeytan pençesi kökü kullanıyoruz. İksir aloe vera jel. Peki bunu hocam tekrar aynı soruyu sormak istiyorum. Çünkü izleyenlerimiz açısından da ben görüyorum, duyuyorum da bunu. Şimdi dediğiniz o otu veya bitki. Şimdi sizden duyuyorlar şimdi ismini bu... ama şimdi buradan programdan sonra duyup isimleri akıllarında kalıp bir aktara gidip bu bitkiyi almaya çalışabilirler. Türkiye'de yok, Türkiye'de yok. Türkiye'de. Aktarlarımızda sadece da yok mu? Sadece bizde bulunur, başka yerde yok. Hiçbir yerde yok, yok. Hiçbir firmada yok, yok aktarlarda yok. Sadece Türkiye'de ilk getiren var. Benim. İlk sizsiniz. Bu bayan bizim ürünleri kullandı. 6 ay sonra normale döndü. Bütün hayatı değişti. 83 yaşında. 6 ay sonra? 6 ay. Doktor Süleyman Bey, bizim aile dostu, Süleyman Bey annesi kemik erimesinden dolayı 68 yaşında bayan, kalça kemiği erimiş, yani fremur dediğimiz kalça kemiğinin kemik oranı, kemikteki kalsiyum oranı çok çok azalmış. Hafif bir zorlamada kalça kemiğin kırılma rizikosu var, bir. Diz kemiğinin kırılma rizikosu var, iki. Protez takılması gerekiyor, kalça ve diz. Mutlak suretle. Fakat tansiyonu var, kolesterolü var, bronşiti var, var da var. Hastalık çok. Dedi ki ya annemi ameliyat ettiremiyoruz. Derin derin böyle düşünüyor üzgün üzgün. Problem yok dedim. Problem değil. 6 hafta iksir aloe vera jel, kemik çayı, enfeksiyon çayı. Bu da 40 kilit forte. Kemik erimesine karşı. Hocam